Abi şimdi dışarıdan baktığımız zaman Yıldız Teknik biraz daha iti kazanamayan abilerimizin gittiği bir yer gibi duruyor. Ama bu dediğin gömücünün yaptığı şey değil diyormuş. Gömücü. Kavramı uydurdum. Yine çok baştan dikkatini dağıttığın için. Yazılım. Ve o dengeyi... İşletim sistemi. İşletim sistemi, özür dilerim. Yazılım diyorum. Yazılım olduğu için anlattım ben sana, evet. Yazılım. Nereden geldik buraya? Yazılım budur. Yazılımda işte farklı... Kardeşim Python yazılımdır, C++ yazılımdır de bunları geç işte. Hayır ya, öyle diyemem. Bu basit bir şey değil o kadar. Selamünaleyküm Hüsamettin. Aleykümselam Yasin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kendinden bahseder misin? Ben Hüsamettin Işıktaş. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. Bu kadar sanırım. Evet. Ben de Ahmet Yasir Altay. Yanımda da 11. sınıf öğrencisi Ebubekir Dilican var. Kendisi sayısaldan sınav hazırlanıyor. İnşallah. Bugün sana bilgisayar mühendisliği ve Yıldız'la alakalı birkaç soru soracağız. Tamam. Öncelikle mühendislik fakülteleri ve bölümleriyle işte temel bilim bölümleri arasındaki fark nedir? Temel bilimlerle mühendislik fakülteleri arasındaki fark genel olarak temel bilimlerde aslında bu işin bilim kısmı anlatılır. Mühendisler bunun uygulama kısmını halleder. Yani örnek veriyorum, bir matematik mühendisi bunun işte veri bilimi işte ya da veri mühendisliği kısmını yapar. Düz matematik, yani temel bilim olan matematik bölümünü okuyansa işte bunun teori kısmını daha çok öğrenir yani. Yani aslında bir taraf teorisyen ve akademisyen yetiştirmeye çalışırken, hı-hı, diğer taraf sektörel anlamda iş üretecek insan yetiştirir. Evet. Peki burada bilgisayar mühendisi ne iş yapar? Bilgisayar mühendisliğinin aslında çalışma alanı çok fazla. Genel olarak ama %50 diyebilirim hatta. Web ile alakalı konularda çalışır. İşte frontend, backend, full stack gibi. İşte UI UX developer olabilir, designer olabilir pardon. Ama yani %50'si web sektöründe iş yapar. Kalan %50'si de işte donanımcı olabilir. İşte mobilci vesaire olabilir. O şekilde yani. Bilgisayar mühendisliği nedir? Bilgisayar mühendisleri aslında hem donanımdan hem de yazılımdan anlayan kişilerdir. Yeri geldiğinde işte Fourier dönüşümlerini vesaire işte dalgaları da bilir. Yazılım kısmını da bilir, donanım kısmını da bilir. Aslında bilgisayar mühendisi budur yani. Ama bunun hepsi tabii kompütür etrafında dönen bir şey. Evet. Aslında yani bilgisayarla alakalı her şeyi biliyor. Yani makinacının yaptığı şeyleri yapmıyor aslında. Bilgisayar mahiyetindeki şeyleri biliyor. Evet. Aslında diğer disiplinlerle alakalı kısımları var ama bilgisayar olan kısımları bile biliyor. Yani mesela dalga ağırlıkta kısmını biliyor. Ama işte telekomünikasyonla alakalı bir kısım da olabilir. Ya da işte Fourier dönüşümü, işte ses sinyalleriyle alakalı bir şey olabilir. Yani aslında diğer disiplinlerden parçalar var ama bilgisayarla alakalı olduğu için. İhtisası diğer disiplinler değil tabii ki de. Yani evet. Bilgisayar alanı yani. Peki burada şunu sormak istiyorum. Yazılım mühendisliği ile bilgisayar mühendisliği arasındaki fark ne? Yazılım mühendisleri aslında bu diğer farklı disiplinlere o kadar fazla selam çakmıyor. Yani yazılım mühendisleri sadece bunun yazılım kısmını öğreniyor. Daha doğrusu büyük çoğunlukla yazılım kısmını öğreniyor. Bilgisayar mühendisleri donanımla da haşır neşir oluyorlar. Donanımın nasıl çalıştığını biliyorlar. Elektronik kısmını biliyorlar. Geri geldiği zaman çip de üretiyorlar. Ama yazılım mühendisleri aslında bu %50 webçilerin çoğunu yani nispeten yazılım mühendisleri oluşturuyor diyebiliriz. Yani yazılım mühendisi sadece kod yazma kısmı ile ilgileniyor, öyle mi? Nispeten evet, öyle diyebiliriz. Tamam, buyur. Ebubekir'in bir sorusu varmış. Ebubekir soru soracak. Ben. Aynen, o yüzden değişik. Peki biz burada araştırmamızda karşımıza iki mühendislik daha çıkıyor. Elektrik ve elektronik mühendisliği ve elektronik ve haberleşme mühendisliği. Hı-hı. Buraları da biraz aydınlatabilir misin bizi? Aydınlatayım. Aslında şöyle, yani yazılım dediğimiz mesele artık çok fazla yaygın hale geldiği için mühendislikler arası farklar biraz azalmaya başladı. Az önce dedim ya, mesela o disiplinlerden biz biraz biliyoruz aslında ama o disiplinler bizim işte algoritmik temelimiz kadar algoritmik şeyler bilmiyorlar. Onların mesela kendi işte elektronik mühendisliğinde işte elektrik kısmının teorisi daha fazla. Ya da işte haberleşme kısmının teorisi daha fazla. Ama hepsi yazılım bildiği için günün sonunda ya da işte C biliyor, işte MATLAB biliyor vesaire. Hepsi birbirine çok yakınmış gibi geliyor. Ama bilgisayar mühendisliğini diğerlerinden ayıran şey aslında hepsinin nasıl çalıştığını biliyorsun. Yani bilgisayarın nasıl çalıştığını biliyorsun. İşte C yazıyorsan C'nin nasıl işte değerlendiğini, nasıl çalıştığını hepsini biliyorsun aslında. Diğerlerinden farkı bu. Daha bilgisayarla alakalı bir disiplinde şeyde bir iş yapmak istiyorsan, daha çok bilgisayarla alakalı bir iş yapmak istiyorsan bilgisayar mühendisliği tercih etmek daha mantıklı olabilir. Ama işte elektrik, elektronik ya da işte elektronik haberleşme gibi hani elektrik kısmıyla haberleşme kısmıyla farklı disiplinlerle de ilgin varsa diğer disiplinleri de tercih edebilirsin yani. Bilgisayar mühendisliğinin donanım kısmını biraz açar mısın yani? Donanım ne demek? Yazılım ne demek? Donanım aslında bize işlem gücü sağlayan şeyleri donanım diyebiliriz yani. Yani oradaki RAM. İşlemci, RAM. İşte işlemci ne yapar? İşte aslında bizim işte sayılarımızı toplar ilk olarak yani. 2 ile 2, 4 işleminin sonucunu bulan işlemcidir yani. Bunu depolayan komponenti. Komponentin Türkçesi. Tamamlayıcı. Eleman. Tamamlayıcı eleman yani. Ya, tamam evet. Bunu depolayan elemanlar işte RAM, oradan işte hard disk vesaire farklı elemanlar. Bunlar bilgisayarın donanımları. Biz donanım derslerimizde aslında işte işlemcinin, RAM'in bunları nasıl çalıştığını öğreniyoruz. Temel düzeyde öğreniyoruz. Ama hani bir şirkete bir yerde işe girdiğin zaman onları üretmek için temelin oluşmuş oluyor aslında. Yani kendi başına oturup da RAM yapamazsın belki.
yani nispeten yapabilirsin. Ama endüstriyel düzeyde yani günümüz düzeyinde böyle kaliteli bir şey yapmak istediğin zaman, bir yere girdiğin zaman o sana temel oluşturuyor. Yani nasıl çalıştığını biliyorsun çünkü. Nasıl çalıştığını bilirsen onun herhangi bir tedavisini, tamirini vesaire yapabilirsin. Evet. İşlemini nasıl kuvvetlendirebileceğini bilirsen. Aslında daha karmaşık işlemleri öğrenmen gerektiği zaman sana temel sağlıyor yani. Yazılım da bu donanımların birbirleri arasındaki iletişim sağlıyor. Mesela işletim sistemi dediğimiz yazılım aslında bilgisayarın donanımsal parçalarının iletişimi sağlıyor. Mesela işte CPU hızını değiştiriyor. İşte RAM'de ne kadar boşluk var onları ölçüyor. Geri geldiği zaman kaynakları farklı işlemlere bölüyor. Diyor ki işte ben ekrana resim vermem lazım. Ya da işte ekrana ışık vermem lazım. Ama bir yandan 2+2 toplamam lazım. İşte mesela ona biraz veriyor, diğerine biraz veriyor. Enerji dengesini sağlıyor aslında. Enerji değil aslında işte. İşlem gücünün dağıtımını sağlıyor. Mesela CPU'da çünkü sadece tek bir işlem geçebilir aynı anda. Aynı anda iki tane işlem aynı yerden geçemez mantıken. Yani iki tane elektron aynı yerden geçemeyeceği için. İştahlıkçıyım. Öyledir. Tamam, öyle anlatayım yani. İki tane aynı anda iki tane işlem yapamayacağın için zamana bölüyorsun. Birazını veriyorsun. Biraz zamanı birazını veriyorsun. Anladım. Ama çok hızlı yaptığı için tabii bu işlemleri biz anlamıyoruz. Yani ekranla aslında, ekran mesela LCD'de ekranı görüyoruz ya. Hı-hı. Ekranımıza görüntü gelirken aslında arkada 2+2'yi de topluyor. İkisini birlikte yapıyor yani. Ya aslında bir trafik var. Bir ana cadde var. Hı-hı. Yazılımın buradaki vazifesi şu. Bir trafik polisi gibi bu kavşak diyelim anlayacağım derken bir kavşak var. Sürekli olarak birinin bir yerden gitmesi gerekiyor. Araçlar sürekli hareket halindeler. Hı. Bu araçlar aslında işlemler. İşlemler arasındaki ilişkiyi kontrol eden o trafik polisi yazılım. Ve o dengeyi... Orası işletim sistemi. İşletim sistemi, özür dilerim. Yazılım diyorum. Yazılım olduğu için anlattım ben sana. Evet. Yazılım, nereden geldik buraya? Yazılım budur. Yazılımda işte farklı... Kardeşim Python yazılımdır, C++ yazılımdır de bunları geç işte. Hayır ya öyle diyemem. Bu basit bir şey değil o kadar. Biz yine çok az konuşacağız. Muhtemelen çok konuşacağız da neyse. İşte işletim sistemi bir yazılımdır. Ne yapar? İşte donanım kaynaklarını yönetir. Ya da işte farklı algoritmalar, farklı şeyler, programlar da hepsi yazılımdır. Onlar ne yapar? Yine bizim işlem gücümüzü kullanarak bize hizmet sunar aslında. Mesela Excel dediğimiz program işte verileri al ver yaparsın, bir şey yaparsın. Yazılım bunlardır yani aslında. Bilgisayarın işlem gücünü kullanarak bize hizmet getiren şeyler yazılımdır diyebiliriz yani. Şimdi biraz da Yıldız hakkında konuşalım. Hı. Yıldız senin kaçıncı tercihinde? Yıldız benim 3. tercihimdi yanlış hatırlamıyorum. YKS'de kaç yaptın orada? YKS'de sayısal sıralamam 5641 olması lazım. İlk başta İTÜ yazmıştım. Gelmeyeceğini bile bile. Yine öyle İTÜ yani. Hangi bölüm? Bilgisayar mı? İTÜ bilgisayar. Ben bilgisayardan başka bir şey yapmadım zaten. İTÜ bilgisayar yazdım. Sonra Galatasaray bilgisayar yazdım. Galatasaray'da bilgisayar var mı? Evet. Fransızca bir onu yazdım. Bir dakika dur. Hayır. Galatasaray yazmadım. Pardon. Hacettepe yazdım. Galatasaray yazmadım. Çünkü Fransızca olduğu için vazgeçtim. Hacettepe yazdım ikinci sıraya. Üçüncü sırada Yıldız vardı. Dörtte Marmara vardı. O kadar. Beşte ne vardı hatırlamıyorum. Hacettepe Ankara'da ama. Evet. Hacettepe Ankara'da. ODTÜ'ye yetiyor muydu bu arada? ODTÜ bilgisayar kaçta oluyor? ODTÜ'ye yetmiyordu. Yani aslında ODTÜ ile İTÜ o ara yakındı diye tahmin ediyorum. Gelmeyeceğini bile bile hani işte yazdım yani. Beklentilerini karşıladı mı? Çok beklentim yoktu aslında gittiğim zaman. Ama hani İTÜ'ye gitsem ya İTÜ'deki arkadaşlarla da konuşuyorum. Ona göre yine kendim mutlu hissediyorum. Keşke İTÜ'lü olsam dediğin oldu mu? Çok nadir. O da şeyden peyzaj çalışmalarından dolayı. Siz şu an Davutpaşa kampüsündesiniz. Biz de evet, Davutpaşa kampüsündeyiz. Orada şey mi oluyor? Biraz uzak mı kalıyor ya da? Yok ondan değil. Ya okul içi peyzaj. Kaldırım hani medeniyet gibi hissettiriyor anladın mı yani o kadar. Başka hiç sebebi yok yani. Bir de şey ya İTÜ'nün kampüs içi ulaşılabilirliği diyeyim. Hı-hı. Bize göre daha iyi. Bizim kampüsümüz büyük. Evet, doğru. Ama İTÜ Hacı Osman'da. İçi biraz şey yani boş. Yani boş demeyeyim de hani uzak. Eyvallah. Bence. Peki abi Yıldız Üniversitesi'ni tercih Yıldız ederken... Yıldız Üniversitesi demiyoruz kardeşim. Sen çok Yıldız şey yapmışsın. Teknik. Yıldız Teknik. Yıldız Teknik. Evet. Özür dilerim. Affedersiniz. Teknik Üniversitesi'yi sormuştuk eski videolarda ama bu videoda bir daha soralım. Yani İTÜ videosunu izlemeyenler için. Hı-hı. Teknik Üniversite yapan şey ne yani? Diğer üniversitelerden ne ayırıyor sizi? Teknik Üniversite aslında biraz daha ARGE çalışmalarını yapan üniversitelere deniyor benim bildiğim kadarıyla. Yani yanlış bilgilendirmiş olmayayım tabii de. Yani ARGE çalışmaları için ekstra bütçe mi alıyorlar devletten? Ya da proje mi alıyorlar? Tam bir onun bilgim yok şu an. Burayı kesebiliriz. Boğaziçi Teknik Üniversitesi lakabını alabiliyor. Alabiliyormuş. Ama mesela bizde Teknik Üniversitesi olmamıza rağmen efendim? Kurucu fakültesinin mühendislik olması gerekiyormuş vesaire diye biliyorum sanki. Bir oyal oluyor. Boğaziçi de alabiliyormuş istersen. Ama almamış. Bizde mesela Teknik Üniversitesi ama şey falan var. Eğitim fakültesi falan da var. Aynen. İTÜ'de mesela yok. Biraz aslında Teknik Üniversitesi İTÜ'deki... Mesela ben iştaharlıkta hatırlıyorum. Tek böyle hani sosyal bilime yakın bölüm iktisat sanırım. İştaharlık arasında. İşletme falan yok mesela. Yıldız Teknik biraz daha o yüzden farklı bölümlere açık bir teknik üniversite. Aynen. Daha geniş bir skalaya hitap ediyor bence. Peki Yıldız Teknik'in artıları neler? Artıları lokasyonu bence. Şey yani hem Beşiktaş hem Davutpaşa. Davutpaşa da iyi yani. Siz Beşiktaş'ta ders alıyor musunuz? Şey bilgisayar mühendisleri olarak. Ya biz almıyoruz da ya başka bölümler alıyor. Peki mühendislik fakülteleri üzerinde konuşalım. Çünkü hani ne de olsa bilgisayar ve türevi bölümleri izleyen arkadaşlar muhtemelen şey yapacak. Bilgisayar mühendisleri
kendisi için Davutpaşa. Davutpaşa'nın lokasyonu, şimdi bu videoyu izleyen yıldızlar bana küfredebilir, hani Esenler'de neresi güzel diye de, hani merkezi, ulaşımı kolay bence. M1'le mi? M1'le gidiyor. Hani işte yakında farklı işte ulaşım yöntemleri var yani. O yüzden aslında lokasyonu iyi teknik olarak. Ama Esenler'de olması biraz kötü. Ben çok o tarafta yaşamadığım için bir şey diyemeyeceğim Esenler'in iyiliği kötülüğüyle alakalı ama. Yani Esenler değil de o metro hattı biraz eski bir metro hattı. Evet. O yüzden Anadolu'dan izleyen arkadaşlar varsa hani bir tık zor bir metro hattı. Aslında belki o yüzden kızıyorlardır. Metro hattının hiçbir kusuru yok. Tek kusuru treni yani. Treni değiştirsen sınıf atlayacak yani. M2 treninden oraya koy bence. Aynısı yani. Doğru, haklısın. Sadece trenden dolayı kaybediyor. Yoksa iyi yani. Başka artıları neler? Bu kadar bitti. Yıldız bilgisayarın artıları neler? Yıldız bilgisayarın artıları proje takımları ve faaliyetleri diyebilirim. Proje takımları işte Arge yapan işte roket takımı gibi, işte Ice gibi elektrikli araba takımı vesaire, bir sürü takım var. O yüzden ilk sınıftan işte hazırlıktan ya da kendini geliştirmek isteyen çok insan, çok öğrenci bu gibi takımlara giriyor. Mesela bir arkadaşım var yurttan. Hazırlıkta girdi roket takımına. Şu an işte gömülü yazıyor birinci sınıf. Ama diğer işte kendi sınıf arkadaşlarına nazaran daha çok C biliyor. Daha çok işte donanmaya yakın bir şeyler biliyor gibi. Burada antiparantez bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Sanki yani mühendislik kişilerinde projeler adamı daha fazla geliştiriyormuş gibi bir his var bende. Yani evet. Ben mesela çok ufaktan okulda biz R dersi alıyoruz. Bir de azıcık Python bakıyorum. Hani sadece ders çalışarak yapılabilecek şeyler değil. Sanki bir şey dert edinip işte ChatGPT'de aratman gerekiyor, Google'da aratman gerekiyor falan. Sorun çözmeye çalıştıkça, proje üretmeye çalıştıkça o şey daha fazla öğreniliyor. Evet. Ya bir de şöyle oluyor. Sen ne kadar okulda öğrensen de okuldaki sonraki dönem unutuyorsun. Yani. Bana işte önceki dönem ne hangi dersi gördün diye sor. Dersleri sayarken mesela zorlanıyorum yani. O yüzden projeler yapmak biraz daha işte hani aslında pratiğe dökmek olduğu için daha çok aklımda yer ediyor. O yüzden daha verimli. Aynen. Aslında öğrendiğin şeyi de uyguladığın için daha verimli hale geliyor. Yoksa uygulamadığın zaman o derste kalıyor yani. Ya da sınavda zaman unutuyorsun. Ki genelde ne kadar hocalar işte öğretmeye çalışsa da sınav biraz da işte ezberi test ediyor ister istemez. Yani ezberinde işte özellikle bazı hocalar mesela çok fazla işte slide'da olanın aynısını isteyebiliyor. O yüzden proje yapmak daha çok geliştiriyor yani insan. Peki proje takımları burada şey hani bir teknik üniversite olmanın avantajı. Hı hı. Hiç özellikle Ankara'dakilerle kıyaslamanı istiyorum. Zaten İTÜ daha iyidir. Hani hem sıralama olarak da hem de benim ilk tercihimdir demiştin. Hı hı. Mesela şu an şey diyor musun? Yıldız'ı ikinci sıraya yazardım ve Hacettepe'yi hiç yazmazdım. İstanbul'da bulunduğum bu 3 sene içerisinde böyle bir cümle kurabilir misin? Çünkü yani İstanbul biraz daha sektörün kalbini attığı yer gibi geliyor bana. Çünkü Ankara'da daha çok ama devletin kurumları da orada. Hani Aselsan mesela orada. Evet. Aslında yani savunma sanayi kısımları daha çok Ankara'dır. Ama diğer teknoloji şirketlerin çoğu İstanbul'da yani. Şeyde, işte Gebze tarafında ya da. İstanbul'da olduğum için mutluyum ve aslında yaşadığım yer dolayısıyla da İstanbul'da olmaktan mutluyum ben. Ankara'da olsam muhtemelen biraz şey yapardım yani. Daralırdım yani. Ya ben aynen burada diğer videolarda konuşmuştuk. İstanbul'da okumak bence Ankara'daki herhangi bir fakülteden daha iyi. Ya eğer benzer standartlarda okuyacaksan, hı-hı, ben de İstanbulcuyum. Peki biraz da gerçek Yıldız bilgisayarın eksileri. Yıldız bilgisayarın eksileri. Başlıca eksisi tabii ki kampüsteki köpekler ama fazla dışında durmayalım yani. Onun dışında aslında hocalar iyi ama böyle arada işte ilginç karakterler çıkabiliyor tabii ki karşınıza. Her öğrencinin sevmediği öğretmenler vardır ama başı bazılarını kimse sevmez gibi isim vermeden böyle bir ortaya top atayım. Böyle arada var teklik de hani onun dışında fazla bir eksisi yok diye düşünüyorum. Bir de biraz şey hissettiriyor. Okulda bilgisayar mühendisliği mesela bizim okulumuzda şu an şeyde en yüksekten alan bölüm. Ama böyle o kadar fazla değer gördüğünü hissettirmiyor bence. Yani şey nasıl diyeyim, okul içinde o kadar fazla değer görmüyor. Mesela bizim şeyimizde, fakültemizde adam akıllı böyle bir kafe yok yani şey. Mesela oturup da ders arasında gidebileceğin kafe yok. Arkada otomatta takılıyorsun. Düzgün hani böyle kafe yapılacak yer vardı. Oraya gittiler işte başka bir bölüme, biyomedikal bölümüne lab yaptılar. Hani ihtiyaç vardır yoktur orası tartışılır da. Birazında bir şey yap yani oturacak bir yer olsun yani. Oturacak yani kampüs bilgisayarcılar için çok konforlu bir yer değil mi genel olarak? Çok direkt bir gömme biraz sorusu şey, oldu ama. Nasıl diyeyim, bilgisayarcıların çoğu bunu aramıyor olabilir de. Biraz daha insancıl olanları böyle şeyler arıyorlar yani öyle diyeyim. Lazım. Çünkü böyle şeyler. Böyle yani. Eksileri bunlar. Teknoloji takımlarından bahsettik. Hı-hı. Senin şu an hali hazırda ya da öncesinde içinde bulunduğun teknoloji takımları var mıydı? Ben şu an Vefa Havacılık'ta görev alıyorum. Görüntü işlem alanında. Vefa Havacılık kendi okulumuzun takımı değil ama görev aldım inşallah. Normalde İTÜ merkezli bir takım Vefa Havacılık. Birinci ve ikinci sınıfta Skylab kulübündeydim. Skylab kulübü Yıldız'da işte genel olarak bilgisayarcıların toplandığı bir kulüp. Aslında bu kulüp biraz multidisipliner bir kulüp diyebilirim. Bilgisayar alanında alakalı her şeyin yapıldığı her alandan bir takımın bulunduğu bir kulüp. İşte bu kulüpte yapay zeka, işte siber güvenlik, oyun, algoritma gibi böyle alt takımlar var. Şimdi yine çok baştan dikkatimi dağıttığın için şu an... Aslında yarışmalar hazırlanıyorlar. Hayır, bunlar Ar-Ge yapıyorlar kendi çaplarında. Bir dakika, ben yanlış biliyorum o zaman. Teknoloji takımları Ar-Ge çalışmaları yapan takımlar mı yoksa yarışma takımları mı? Ben şu an sana kulübü anlattım ama. Peki teknoloji takımları nedir? Yani bunlar Ar-Ge çalışması yapan işte öğrenci
takımları mı? İşte bunlar bir icat falan mı yapmaya çalışıyorlar? Yoksa bizim o ne bileyim TÜBİTAK'ın belki arada savunma sanayi firmalarının sponsorluğunda yapılan yarışmaların ya da Teknofest gibi büyük organizasyonların yarışmacıları mı? Tam olarak Teknofest takımlarını tanımlar mısın? Takımları aslında takımdan takıma değişiyor. Mesela bazı takımlar sadece Teknofest yarışmalarına katılıyor. Bazıları da yani aslında çok nadir birkaç tanesi de sadece Ar-Ge yapıyor. Mesela Yıldız Roket takımı bir yarışmaya katılmak için çaba göstermiyor. Yani kendi mesela kartlarını tasarlıyorlar. Mikrokontrolcülerini yani. İşte farklı komponentleri kendi tasarlıyorlar. İşte uçuş bilgisayarını kendileri tasarlıyorlar gibi gibi. Ar-Ge'leri var. İşte bu gibi Ar-Ge'ler yapan takımlar var. Ama bazıları da sadece işte yarışmaya katılmak için Teknofest'e ya da TÜBİTAK. Aslında bu biraz işte artık Teknofest kapsamına girdi diyebiliriz de. Çünkü TÜBİTAK ile yarışma yapacak olsa Teknofest üzerinden yapmaya başladı yani. Çünkü Teknofest'in şeyi daha fazla oldu. Bir de organizasyon kapasitesi daha yüksek muhtemelen. Abi şimdi dışarıdan baktığımız zaman Yıldız Teknik biraz daha iti kazanamayan abilerimizin gittiği bir yer gibi duruyor. Peki bu içeride de böyle mi? Hani tabiri caizse içeride bir Losers Club gibi bir hava mı var? Ama bu arada Yıldız 5000 lira alıyor yani. Bu adamlar çok zeki çocuklar. Ya şimdi Teknofest'e gömdük yani. Herkes Emin Saray'a da baktığın zaman Kartal'a giremeyen insanlar şey yapıyor. İçeride herkes Kartal'a girmek istiyor. Beyoğlu'na koydu şimdi. Mantıken zaten içe giremeyen kişi ondan sonraki bir üniversiteye girmesi gerekiyor. O yüzden hiç de loser değiller yani mantık. Çünkü ondan önceki de İTÜ'ye girdiyse ondan sonraki de başka bir yere girmesi gerekiyor. Arada bir şey var, boşluk var, kabul ediyorum yani. İTÜ'den sonra 1500'den sonra 5000'e kadar arada bir boşluk var. Ondan nereye gidiyor bilmiyorum. Tam olarak da gerçi 5000 sülümleşiyor. 5000'di. Şu an 5000. Bir dakika ya, Yıldız kaç öğrenci oluyor? 100 alıyor. 100 aynen 100 civarı. Ha eyvallah. Çok fazla değilmiş. Yani acaba geniş bir kısmını yok, kendisi hayır mi alıyor? Benim senemde 5000 ile ben 5600'e 14. girdim. Hı-hı. Ama şu an herhalde 5000 civarında kapatıyor şu an. Yani o işte 1500-5000 arasını bizimkiler dolduruyordur diye düşünüyorum şu an. Abi videodan sonra Yıldız'da abilerim ablalarım lütfen yorumlarda bana yüklenmeyin. Ben kendimi daha iyi anlatabilmek adına. Sen ne istiyorsun bu arada bölüm olarak? Ben abi inşallah elektrik elektronik mühendisi istiyorum. Sen neden elektrik elektronik mühendisi istiyorsun? Çünkü ben de yani ortaokuldan beri görece biraz daha Arduino başta olmak üzere gömülü yazılım üzerine biraz daha çalışıyorum. Ama adam bak bilgisayar mühendisliğinde gömülü yazılım çalışan arkadaşı varmış daha birinci sınıftan. Öyle. Doğrudur. Doğrudur. Yine mesela aynı şekilde endüstri mühendisliği okuyup da gömülü çalışan teknoloji takımlarında insanlar yine var. Hı. Biz orada tanıyoruz. Ya da mesela yazılım mühendisliği okuyor. Gerçi yazılımda biraz daha dediğin gibi web'e kayıyor. Hı hı. Çok fazla gömülü pek orada. Evet. Ben de görmedim. Ama aynı şekilde elektrik elektronikten de gömülüye kayan abi ablalar gördüm. Şimdi gömülüye kaymak şey değil. Gömülü seçiyor. Maharet değil ama. Şimdi şöyle düşün. Yani gömülücü olmak için illa bilgisayarcı olman gerek yok. Artık zaten çok fazla hani dedim ya az önce disiplinler arası şey mesafe azaldı artık. Hepsi birbirine çok yakın durumda. Ama nasıl bir gömülücü olduğuna göre değişir. Çok fazla hani içinde olacaksan o zaman bilgisayarcı olmak daha iyi. Ama hani normal herhangi birisi olacaksın. Ya mesela şey bu özellikle kart dizaynları, PCB dizaynları bana biraz daha elektrik elektronik işmiş gibi geliyor. İşte onlar çok gömülü kısmı değil aslında. İşte elektrik yasaları vesaire. Tamam bunlar... sana hitap ediyorsa git. Ama bu dediğin gömülünün, gömücünün yaptığı şey değil. Gömücü. Kavramı uydurdum. Yani gömülü yazılım denilen şey bu değil diyor. Gerçek bu değil. Abi ben şu an bir teknoloji takımındayım ve biz burada amele gibi her işi yapıyoruz. Yani biz burada biraz da her işi yaptığımız için tam olarak tanımları da bilmiyorum. Hani kim ne iş yapar, kim öyle mi? Hı. Mesela ben takımda aynı zamanda gömülünün yazılım kısmını da yapıyorum. Dizayn kısmını da yapıyorum. Yani PCB'sine ben tanımlarım. İşte. Yani onun başka birisinin yapması lazım. Abi 15 kişi limit koymuş ya. Şey olduğunuz için herkes birbirinin işini yapıyor doğal olarak. Evet. Orada biraz da ben de öğrenmeye çalışıyorum kılavuzun videolarını izleyerek. Reklam. Hani? Teşekkür ederiz. Yani Yıldız hakkında çok da açık olmayan genel bir perspektif. Biraz muallakta kalan cevaplar verdim. Evet. Biraz orta oldu. Evet, çok orta karar. Ne zaman mezun oluyorsunuz Hüsamettin Bey? Seneye inşallah. Normalde sonraki dönem bitirebiliyordum ama vazgeçtim. Vaz mı geçtin? Vazgeçtim. Ocak'ta yani mezun olmaktan. Buradan Yıldız bilgisayar yazmak isteyen kardeşlerine son bir tavsiye. Gerçekten. Yazmayın. Yazın da. Gerçekten yazılımcı olmak istiyor musunuz? Bence onu bir sorgulayın. Yazılımcı olmak istiyorsanız da bilgisayarı sorgulayın. Değil mi? Doğru anladım. Evet. Ya yazılımcı, ya yazılımla alakalı bir iş yapmak istiyorsanız bilgisayarcı olmalı mısınız ya da mühendis olmalı mısınız? Bence biraz bunu sorgulamak lazım. İşte kolay para kazanıyorlar gibi bakmamak lazım buna. Çünkü ne kadar hani vücudunu az yorsan bile beynini çok görüyorsun sonra günün sonunda. Ve hani tercih edip de sonradan böyle çok kendine uygun olmadığını düşünen de çok fazla insan var. Hani sadece çok işte iki tane kod yazıyor işte para kazanıyor gibi bakarsanız duruma biraz afallayabilirsiniz. Belki de sanayiye gitmeniz gerekiyordur yani belli olmaz bu işler. O yüzden iyi düşünmek lazım. Muhtemelen bir sonraki videonun konusu olur ama zaten ChatGPT falan da çıktı. Bir de şey piyasa çok da uygun diyorlar aynı zamanda yazılımcıya da. Biraz önünü arkasını iyi düşünerek tercih etmek gerekiyor galiba. Evet. Tekrardan çok sağ olun. Rica ederim. Hoşçakalın.